Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Burhan Baraklı. Bu hafta ses problemlerim nedeniyle boğazdaki sıkıntılarımdan dolayı dersleri yapamadım, mikrojenerji derslerini hem birinci öğretime hem ikinci öğretime. Bu nedenle mikrojenerji dersini bu haftalık bu şekilde anlatacağım. Eksik kalan yerler varsa anlamadığınız kısımlar. Derste de ilk derste bunları telafi etmeye çalışacağım. Daha sonra iki saatte de yani gelecek haftanın son 2 saatinde de yeni konulardan devam edeceğim. O yüzden bu videoyu hem ayrıntılı olarak izleyiniz, notlarınızı alınız. Ardından size bugün ya da işte artık bu videonun çekiminden sonra ödev hazırlayacağım. Çalışma sorusu. Bu çalışma sorularını muhakkak yapacaksınız. İlk iki çalışma sorularını yaptığınızı umarım. Bazı arkadaşlara yardım ettim zaten ben internetten. Bilgisayar alanına bağlandığım arkadaşlar da oldu. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışıyorum. Yani her tabii ki maili de dönemiyorum ama mantıklı maillere dönmeye çalışıyorum. Şimdi en son işlediğimiz konu bizim bytesal ve bitsel lojik komutlara bakmıştık. Şimdi bugünkü konumuzda programda akışı kontrol eden komutlar. Bazen videoyu durduracağım. Kayıdın alıp alınmadığını test edeceğim. Daha sonra çekmeye devam edeceğim. Yani bazen videolar arasında kopukluklar olabilir. Çünkü bu değişik bir anlatım tarzı, videodan anlatım tarzı. Şimdi bizim bildiğimiz atlama komutları S-Jump diye bir komut görmüştük değil mi arkadaşlar? S-Jump diye bir komut görmüştük. Yazarak devam edeceğim. Bazen de kod yazarak devam edeceğim. Şimdi bizim ORG dediğimiz şey kodlarımızın hangi adresten itibaren program hafızaya yerleştirildiğini belirten bir başlangıç etiketi gibi bir şey oluyor aslında. Siz buraya bir başla dediğimizde aslında bunun adresi şu anda program hafızada 0000 adresindeki yerden itibaren biz kodlarımızı yerleştirmeyi düşünüyorduk. İstiyorsanız siz buraya 1000 yazarsanız da kodlarınız 1000'den itibaren yukarıya doğru yerleştirmeye devam eder. Tabii hex, bunlar heksadesimal sayılar arkadaşlar. 16 bitlik heksadesimal sayılar. Ve biz şuraya bu araya kodlar yazacaktık. Bu araya kodlar yazdıktan sonra da mikro işlemci sonsuz döngüde olacağı için biz buraya sjump başla diye kodumuza yazdığımız zaman kod bu anda hep bu şekilde durmadan sonsuz döngüde hep başla sjump başla sonra artık ne işlemleri yapıyorsan o işlemleri yapıyorsun. Tekrar sjump başla. Mikro işlemci her zaman bu şekilde sonsuz döngüde bırakılmak zorunda. Şimdi bizim başka komutlarımız da var tabii ki. Buraya S jump değil de ben buraya gelip de A jump ya da long jump yazabilirim. A jump ya da long jump yazabilirim. Tabii ki ne farkları var? Bunların ufak tefek birbirine göre farkları var. Ben çoğunlukla S jump'ı tercih ediyorum. Fakat long jump da gerekecektir tabii ki. Şimdi S jump ile long jump arasındaki farklara bir bakalım. S jump arkadaşlar diyor ki kısa dallanma komutları. Şimdi kısa dallanma dediği ne? Şimdi bizim mesela bir move komutumuz. Mesela şuraya yazdığımız bir move komutu. 00 hex kare 25 hex gibi bir ifademiz olsa bu 3 byte'lık yer tutuyordu değil mi? Move'un karşılığındaki rakam galiba 75'ti. 00'da buraya gelecek, 25'te buraya gelecek. Yani 25'te buraya gelecek. Yani bizim buradaki move komutumuz şu anda 3 byte'lık program hafızada yer işgal etti. Şimdi tabii ki program hafızada şu anda 00010002 dolu. Şimdi biz sjump buraya başka komutlar da yazabiliriz. Move komutu bir sürü move komutu yazabiliriz. Tabii ki bu move komutların örnek olarak her birisi 3 byte tuttuğunu düşünürsek hani hepsi 3 byte değil ama çoğunun 3 byte tuttuğunu düşünürsek şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela şuraya başla dedik. Şurada başla etiketine birazdan atlayacağız. Peki nasıl atlayacağız? Yani S jump'la mı long jump'la mı? Şu anda buraya yazmam gereken kelime ne olması gerekiyor diye bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi buraya da bir X etiketi diyelim. Şimdi buraya da bir S jump X etiketi diye söyleyelim. Şimdi başlayalım şöyle diyelim. Şimdi burada
Buraya long jump yazacağım, S jump yazacağım. Önemli bir konu. Şöyle arkadaşlar, eğer biz burada şu araya yazdığımız kodların bytesal durumları eğer 128'i geçerse biz o anda artık S jump kullanamıyoruz. Mesela şöyle bir move komutu yazdım, bir daha move komutu yazdım, bir daha move komutu yazdım. Bu arada da move komutları işte değişik değişik bir sürü işlemler. Burada da move komutları işte git A, D, C'den oku vesaire gibisinden bir sürü kod olduğunu düşünürsek ve şu aradaki kodlarımızın uzunluğu eğer 128 byte'ı geçmezse, yani 128 ortalama 3'e bölerseniz kaç ediyor bilgisayardan bakalım hemen. 128'i 3'e bir bölelim. Yaklaşık 42 tane, 43 tane move komutunu yazarsak artık S jump çalışmaya başlıyor arkadaşlar. S jump sadece 128 byte altı ve 128 byte üstüne dallanabilir. Yani şu arada 128 byte'lık bir komut varsa sıkıntı yok. Ama 128 byte'tan daha fazla bir kod varsa burada, yani 43 tane move komutu gibi bir komut varsa artık S jump X'e dallanamıyorsunuz. Bunun yerine gelip buraya long jump yazacaksınız. Zaten dolayısıyla burası 48, yani 42 byte, 42 move komutu olursa 128 byte'tan daha az satır kod olacağı için bu arada S jump komutu çalışacak. Ama dolayısıyla sizin burada da move komutlarınız var. O yüzden sizin buraya S jump yazmanız mümkünatı yok. Şuraya S jump yazmanızın mümkünatı yok. Çünkü zaten burası 42 tane move komutu olduğuna göre buralarda da move komutu var. Yukarıda da move komutu var. Dolayısıyla sizin burada long jump kullanmanız gerekiyor. Long jump yani tüm program hafızada şu 128 byte'tan her, yani en uzak noktaya kadar da long jump atlayabilir. Mesela şurası F ya. Ben buraya bir şuraya geldim. S jump dedim ki F'e atla. Tabii F'in etiketi de K olsun mesela. Siz buraya S jump K dediğinizde atlayamaz. Bunun yerine geleceğiniz şey long jump yazacaksınız. Çünkü sizin burada 0003'e gidip long jump FFF yazsanız FF'i atlayabilir. Ama S jump FFFF dediğinizde 0003'tesiniz ve geldiniz buraya S jump K dediniz. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar S jump bu anda çalışmaz. Sadece siz bunun 128 byte üstüne kadar, yani 128 byte 3 de buradan geliyor. Yani 131. decimal program hafızaya gidebilirsiniz. Ama long jump'la istediğiniz program hafızaya dallanabilirsiniz. Peki burada o zaman ben her yere long jump yapayım, niye S jump'la uğraştırıyorsun diye sorabilirsin. Fakat bunun da bir dezavantajı var. Bu dezavantaj S jump komutu galiba 2 byte'lık bir komut. Long jump komutu da 3 byte'lık bir komut. Dolayısıyla bunların çalışma süreleri de farklı olacak. Bu daha hızlı çalışacak. Bu daha yavaş olacak. Yavaş olacak. Bunun gibi de dezavantajları var ama yani mikro işlemciler çok hızlı olduğu için buradaki fark çok da önemli değil. Yani long jump yerine S jump yerine long jump yazabiliriz ki ta ki 128 satırlık kod yoksa, 128 byte'lık program hafızada atlayış yoksa kesinlikle S jump kullanabilirsiniz. Ama daha fazlaysa 128 byte'tan yazdığımız kodlar, şu aradaki kodlar 128 byte'tan daha fazlaysa siz o zaman long jump kullanmak zorundasınız. Tabii ki geldik diğer bir konuya. Diğer bir konuda arkadaşlar, bunlar renk buraya yazılar çıkmış. Diğer bir konuda şurada gösteriliyor arkadaşlar. Bakın burada bir sonsuz döngüde bir bekleyiş var. Hani biz dedik ya başla dedik, S jump başla dedik. Şimdi ben bu araya herhangi bir kod yazmazsam bunun eşiti şu şekilde aslında. Başla. Yani şunun eşiti nasıl? Başla S jump başladan hiçbir farkı yok. Çünkü araya bir kod yazmadım. Burada bir kod yok. O zaman bununla aynı. Yani burada kendi içerisinde sonsuza kadar döner 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 durur. İşte burada sonsuz döngüde beklettik arkadaşlar ve hiçbir işlem yapmadık. Bu şekilde de siz mikro işlemciyi herhangi bir yerde kilitleyebilirsiniz. Fakat bu kilitlemenin çok önemli kullanım alanları var. Onlardan daha sonra bahsedeceğiz. Hatta bunu şu şekilde de yapabiliyorsunuz. Bunun eşiti de S jump dolar simgesi derseniz bu işlemci şu anda hep burada sonsuz döngüde bekleyip 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 durur. Yani bundan bir farkı yok. Bu da sonsuz döngüde bekleyişti arkadaşlar. Şimdi geldik. Buralara daha sonra yine bakacağız.
Duruma bağlı dallanma komutları. Duruma bağlı dallanma komutları. Şimdi bundan geçen hafta ben ilk derste, geçen haftanın son dersinde ve en son 15 dakikasında bu konu hakkında bir örnek yapmıştım. Çıkartma örnekleri yapmıştık. Demiştik ki bizim iki tane sayımız olsa ve bu sayılar karşılaştırması isteniyor. Ne gibi karşılaştırma? Büyüktür B gibi bir karşılaştırma olsun. A sayısı büyüktür B'den diye bir soru işareti koymak istiyoruz. Biz kendi hayatımızda bunu yaparken nasıl yapıyorduk? Bir çıkartma işlemi yapıyoruz tabii ki arka tarafta. Örneğin burada geldik A'ya 5 dedik. B'ye 3 dediğimizde, A'ya 5 dedik, B'ye 3 dediğimizde siz hangisi büyüktür dediğinizde aslında arka tarafta hızlıca bir çıkartma işlemi yapıyorsunuz. İşte bizim de yapacağımız işlem aynısı. Şimdi biz burada yapacağımız şey şu. Yani bunu aynen C# mantık olarak düşünebilirsiniz. Diyeceksiniz ki if diyeceksiniz A B'den küçükse gibisinden söyleyebilirsiniz ya da A büyüktür B diyelim. A büyüktür B diyelim. A büyüktür B ise git P1 bire bağlı LED'i yak demiştik. Else if diyelim bir de buraya. Else if diyelim. A küçüktür B ise P1 2'ye bağlı LED'i yakabilirsin. Böyle bir örnek vermiştik. Tabii burada büyüktür, küçüktür durumları var. Bir de bunun eşittir durumu var. Eşittir durumunu şimdi önemsemiyorum. Biz buradaki iki sayının karşılaştırması amacıyla ne yapabiliriz onu konuşuyoruz. Şimdi bizim Program Status Word diye bir tane register'ımız vardı. Program Status Word diye register'ımız vardı. Burada C diye bir 7. bitinde ve 7. bitinde bir tane carry biti diye bir isimlendirdiğimiz bitimiz vardı. Bu carry çıkartma işlemlerinde hatırlıyorsanız kullanılıyordu. Toplama işlemlerinde de kullanılıyordu. Bunları kesinlikle ilk önce tekrar edin, sonra bu derse geçin. Şimdi carry biti ne zaman birleniyordu? Toplama işlemlerinde 255'i geçince galiba carry birleniyordu. Çıkartma işlemlerinde de sonuç negatif ise carry biti birleniyordu. Bunu da dediğim gibi tekrar etmeniz gerekiyor. Şimdi biz gerçek hayatta çıkartma işlemi yaparak bunları karşılaştırıyorsak mikro işlemci de aynı şekilde yapacağız. Sonuçta C'deki gibi siz buraya if A büyüktür B dediğinizde işlem oluyor ama arka tarafta C, C++, C# da bunu çıkartarak yapıyor. Biz de çıkartarak arka tarafından bu işlemi yapacağız. Peki biz ne yapacağız? İlk önce iki sayıyı çıkartacağız. A'dan B'yi çıkartacağız. Eğer sonuç negatif ise carry birlenecek. Aksi halde carry biti de sıfır olarak kalacak. Şimdi o zaman benim sorum şu olacak. Ben iki sayıyı çıkartacağım ilk önce. Ardından carry bitine bakacağım. Carry 1 ise gideceğim. Carry 1 ise tabii ki A'dan B'ye çıkarttığımız için A negatif olmuş oluyor. A negatif ise şu duruma karşılık geliyor. Yani A negatif ise yani bu işlemi yaptım. A negatif ise şu işleme karşılık gelecek. O zaman benim carry biti 1 ise P1 2'ye gidip birlemem lazım. Aksi halde carry biti 0 ise de yani A büyüktür B olmuş olacak. A büyüktür B isim de benim yapacağım işlem if A büyüktür B durumu P1 1'i birleyeceğim. Oradaki LED'i yakacağım. Şimdi biz bunu mikro işlemcide yazmaya başladığımızda bir etiket durumlarıyla ilgili konuşmalar yapmıştık. Şimdi gelelim o durumlara. Şimdi ben demiştim ki hatta bilgisayara geçerek yapacağım bu durumu. Yani K ile açacağım şimdi. K ile de devam edeceğim. Fakat buradaki komutumuz neydi? Şimdi carry bitini soru işareti koyduk. Carry 0 ise şunu yap dedik. Carry 1 ise bunu yap diye bir şey söyledik. Carry 0 ise ne yapacakmışız? P1 birliği birleyeceğiz. P1 2'yi birleyeceğiz. Kere bir durumda da P1 2'yi birleyeceğiz. A eksi B işlemi için. Şimdi bizim A'mız B'miz ne? Bunlar A'mız B'miz. Bizde R 0 ya da 0 0 hex ya da 0 0 1 hex gibi adresler bu şekilde kullanacağız. A B gibi kullanacağız bunları. Şimdi ilk önce gelelim A'ya bir değer verelim demiştik. Ve A'ya değer vereceksin, B'ye değer vereceksin. Çıkartma işlemi yapacaksın. Bir de karşılaştırma işlemi yapacaksın. Peki karşılaştırma yaparken ben nasıl yaptım? Dedim ki
Karşılaştırma yaparken dedim ki carry 1 ise, bak carry 1 ise, burada carry 0 ise diye bir test yapıyorum. Demek ki carry testi yapıyorum. Carry testi yapıyorum. İşte bizim mikro işlemcimizde carry testini yapacak bir kod var. JC ve JNC komutları. JC komutu jump demek. Jump demek. Carry durumunda. Carry durumunda. Jump not şey. Jump not carry bir de komutumuz var. Jump not carry de bu. Şimdi bu carry 1 ise, bu carry 0 ise. Kod da şu şekilde çalışıyor. Jump carry x etiketi ya da jump not carry y etiketi şeklinde çalışıyor. Şimdi bu geçen hafta dersin sonunda vardı. Ben burayı hızlıca bir anlatayım size arkadaşlar. Şimdi sorumuz bu. Sorumuz bu arkadaşlar. Sorumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi org 0 falan yazmıyorum. Başla etiketinden başlayalım. Başla etiketinden başlayalım. Demiştik ki yani buradaki x etiketini koyacağım yer biraz problemdi. Nereye koyacağım? Aşağı mı koyacağım? Yukarı koyacağım diye konuşma yapmıştık. Şimdi demiştik ki gel ilk önce a'yı belirle. A'mız ne olsun? Gerçekten a olsun. Bu bizim akümülatörümüz zaten. Buna demişiz ki ne demiştik? A'ya ne demişiz? A'ya 5 demişiz. 5 desimal. B'ye de gel. B dediğimizde başka bir adres olsun. R0 adresi olsun. R0 adresi olsun. Şu anda bank 0'dayız tabii ki. O da kare 3 desimal olmuş olacak. Yani biz A'yı ve B'yi tanımlamış olduk. Deminki C'de yazdığımız mantıktan bahsediyorum. Şimdi geldik. Gerçek hayatta nasıl yapıyorsak onu yapmaya geldi. Benim ilk önce bir çıkartma işlemi yapmam lazım. Çıkartma işlemi yapmadan önce benim ilk önce yapmam gereken neydi? Bir kez clear C demem lazım. Yani ne olur ne olmaz diye bunu ilk önce çıkartma işleminden önce yapıyoruz. Daha sonra geldik çıkartma işlemine. Çıkartma işlemi de hep A üzerinden çalışıyordu. Gelelim o işlemi yapalım. Sub diyoruz. Sub diyoruz. A'dan neye çıkartacağım? R0'ı çıkartacağım. Bu işlem neye karşılık geldi? A eşittir A eksi R0'a karşılık geldi. Yani biz şu anda 5'ten 3'ü çıkarttık. Ama bunları normalde bilmiyoruz ama şimdi bildiğimizi farz ediyoruz. Şu anda buraya ben otomatikman yazdım. Normalde bunlar buradaki 5 bir porttan gelecek. Buradaki 3 decimal bir porttan gelecek. Bilmiyoruz ve bilmediğimiz şeyin bir testini yapıyoruz. Hangi port büyük mü? Onun testini yapmış olabiliriz gibisinden düşünebilirsiniz. Şimdi çıkartma işlemini yaptıktan sonra ne dedik? Çıkartma işlemini yaptık. Carry'lere bak dedik. Carry'lere bak diye söylemiştik. Carry'lere bakalım arkadaşlar. Hemen İlk önceki komutumuz şey olsun. İlk önceki komutumuz jump carry komutu olsun. İlk önce bunu kullanalım. Jump carry komutunu kullandığımda bir x etiketi kullanmam gerekiyor. Çoğunlukla derste söylerken ben bunu hani üst tarafları x etiketini yazmayın diye söylemiştim. Hatta birazdan cale'de yazarız. Biz bunu altta bir yere yazalım bu x etiketini. Yani yazacağınız yer gerçekten önemli. Şuraya gelip x etiketini yerleştireyim. Şimdi araya belki bazı kodlar girecek. Şimdi A'dan R0'ı çıkarttığımda carry birlenebilir. Carry birlenirse demek ki A R0'dan küçük. Ama A R0'dan büyükse de aşağıdan devam edecektir. Şimdi burası çok önemli. Carry 1 ise x etiketine dalan. Demek ki A'dan R0'ı çıkarttığımda negatif bir sayı oluştu. Negatif bir sayı oluştuysa x etiketine git demektir. Negatif bir sayı oluştuysa x etiketine git demektir. Negatif sayı olunca x etiketine gidince benim görevim neydi? P1-2'yi birlemekti. Hemen gel orada. Set bit P1-2'yi yerleştir bak. Hemen sonuç negatif ise benim amacım burada P1-2'yi birlemekti. Hemen tak diye gel yerleştir. Peki carry 1 değilse 0 ise ne olacak? Carry 1 değilse 0 ise demek ki A büyüktür R0. Demek ki carry 0 gelecek. Carry 0 gelecek. Carry 0 gelecekse de x etiketine atlanmayacak. Çünkü carry burada 1 ise x etiketine atlanıyor. Dolayısıyla kod aşağıdan devam etmeye başlayacak. Çünkü atlayamayacak. Ve oradaki görevimiz neydi? Oradaki görevimiz de bizim gelip de P11'i birlemekte. Hemen gel onu da set bit P11 diye yaz. Ve şimdi bundan sonra bizim dallandırmaları halletmemiz lazım. Niye? Bak şimdi carry 0 geldi. Carry 0 geldiyse set bit P11 yaptı. Ama geldi set bit P12 komutu bir daha geldi burada. Gördün mü? Demek ki senin buradan hemen bir yere gitmen lazım. İşte burada yönlendirmeni hemen yap. Çünkü set bit P12 çalışmasın. Else jump başla diye de
Bunu söylemiştim. Hemen etiket hiç set bit P1-2'yi görmeden S-jump başlığa gitti. Ben burada tabii ki carry 1 ise de carry 1 ise gelirse, carry 1 gelirse A negatif çık, yani A eksi R 0 negatif çıkarsa carry 1'leniyordu. X etiketine geliyor. X etiketinde set bit P1-2 yapıyor. Tekrar S-jump burada başla diyerek bu işlemi yapabileceğimizi söylemiştik. Bak çok kolaylıkla iki sayının durumuna göre biz karşılaştırma işlemi yaptık. Şimdi bunu Kale'da hızlıca yazalım. Zaten bunu yazmıştık geçen hafta ama burada bakalım şimdi bir de S-jump başla. Şunları silelim, şunları silelim. Bir derleme işlemine bakalım. Derleme işlemi oluyor mu? Evet, derleme işlemi oldu. Şimdi hemen kodumuzu yazmaya başlayalım. Bak sol tarafta kod yazıyor. Ben hemen ilk önce move a virgül kare 5 desimal move R0'a gel kare 3 desimal. Yani hatalarımızı da görürüz hem burada. Belki hata yapmışızdır. Hatamızı da bu R'ye basıyorum niye? Evet. R0'a gel 3 desimal yaz. Ve hemen clear C'yi de yerleştir. Çıkartma yapmadan önce sağ A virgül R0'de çıkartma işlemini yaptık. Hemen sonuca bakalım. Carry testine başlıyoruz. Şuradaki carry testimize başlıyoruz. Çünkü bizim çıkartma işlemimizin sonucunun ne olduğunu belirleyen carry'dir. Carry'i de test eden kod da jump carry ya da jump not carry. Carry 1 ise x'e dallan. X'i de geldim ben buraya bir yere yazdım. Ve ne yapacaktım burada? Carry 1 ise sonuç negatiftir. Sonuç negatifse a küçüktür. A küçükse de ben set bit p1 2 diye bir komut söylemiştim. Ve buradan tekrar s jump başla ile gidip başlığı atladık. Fakat sonuç 0 ise kod aşağı indi. Kod aşağı indiyse de buradaki görevimiz demek ki carry 0. Carry 0 ise de set bit p1 1 demiştik. Ve geldik burada da s jump başlığa geldik. Şimdi biz bunu derleyelim. Hatta şuraya da ben bir move diyeyim. Direkt P0'a da kare 00 hex yerleştireyim. Belki oluyor mu bakalım hem de. Tamam. P0 değil P1. P1'leri yakacağım ya şimdi. O yüzden P1'i burada sıfırladığımı farz ediyorum. Geldim, çalıştırdım. Debug moduna geçiyorum. Debug modunda hemen R0'ımız burada. Başlayalım. Move P1'e geldik. Şuradan Ayoport P1'e geldik. Hepsini sıfırladım. Hatta şunları da sıfırlamış olayım. Ne olur ne olmaz. Şu anda port 1'imizin hepsi 0. A'ya geldik 5 decimal. R0'a geldik 3 decimal. Clear C yaptık. C'yi temizledik. C şurada. Ve sub dedik. A'dan R0'ı çıkarttık. Sonuçta 5 3'ten büyük olduğu için carry biti halen 0 ve sonuç carry biti 0 olduğu için kod x'i atlamayacak. Atlamadığı için set bit p1 yaparak da gördüğünüz gibi şurada set bit p1 yaparak da işlemi yapmış oluyor. Tekrar s jump başla. Tekrar aynı şekilde devam ediyor. Fakat tersi durumda ben buna 6 diyeyim mesela. Carry bitini sıfırlayayım. Carry bitini bileceğim şimdi pardon. Evet geldik. Geldik. Clear C'dik. Sub'dan R0 çıkarttık. Bakın carry bitine bakalım. Niye sıfırlanmadı? A'dan R0'ı çıkartınca derlemedik mi? Derlemedik herhalde. Bir derleme işlemini yapalım. Clear C. Sub A R0. 5'ten 6'yı çıkarttığımızda carry biti 1'lendi. Carry biti 1 olduğu için X'e atlayacak. Tak diye işlemi halletmiş olacağız. Tabii ki ben buraya jump not carry de diye söyleyebilirim. Jump not carry. Carry bu sefer tersi durum çalışacak. 0 ise x'e atlayacak. 0 ise x'e atladığındaki görevim benim P1-1 yapmaktı. Burası da P1-2. Dolayısıyla olacak. Burayı kendiniz düşünebilirsiniz. Şimdi bu bizim carry testiyle ilgili örneğimiz. Şimdi ben diğer kodlarımıza bakalım. Ne yapacakmışız? Bakın örneğimiz şu şekilde. Port 0'dan 0.5'ten küçük veri gelmiş ise port 3'ü FF yükle. Aksi takdirde 0.0 yükle. Problemi hemen ben yazıyorum arkadaşlar.
problemi yazıyorum. Problemimiz neymiş? Port 0'dan 0.5 decimal'dan küçük veri gelmiş ise küçük veri gelmiş ise port 3'e FF yükle. Aksi halde port 3'e 0.0 yükle. Yine aynı yukarıdaki A ve B yerine bu sefer bizim portlarımız geldi. Bu daha basit olacak bizim için. Şimdi şöyle bir şey. İlk önce şöyle port hangi demiştik? Port 0 demiştik. Port 0'a ilk önce port 0'ımız var. Ben bir kez port 0 almam lazım. Port 0'ı alıp bir değişkene atacağım. Bu değişkeni sonra çıkartma işlemine tabi tutacağım. Neyle çıkartma işlemine tabi tutacağım? 5 decimal testine tabi tutacağım. Port 0'dan veriyi al. Bu sayı 5 decimal'dan büyük mü? 5 decimal'dan büyük ise FF 0.0 yükle. Küçük ise de FF yükleyeceğim. Tabii ki burada küçüktür, büyüktür durumun yine ben carry testiyle yapacağım. Demek ki bir çıkartma işlemini tabi tutacağım. Port 0'dan 5 decimal'ı çıkartacağım. C'ye soru soracağım. C sen nesin? 0 sen şunu yap, 1 sen de bunu yap diye soracağız. Demin ki örneğinden hiçbir farkı yok. İlk önce move, port 0'dan gelen verileri hemen A'ya alalım. Port 0'daki bütün 8 biti almış oluyorum. Hemen gel clear C'de çıkartma işlemlerden önce al, yap. Carry bitini 0'la. Hemen çıkartma işlemini al, yap yani sub a virgül kare 5 decimal'dan çıkartacağız. Bakın port 0'ı 5 decimal'dan çıkarttım. Hemen soru soruyoruz. Jump carry ya da jump not carry yapalım şimdi. Jump not carry yapalım. X'i atla. X'i de gel buraya bir yere yaz demiştim. Şimdi jump not carry x ne demektir? Şuraya yazalım. Jump not carry x ne demektir? Carry 0 ise yani sonuç pozitif ise. Sonuç pozitif ise demek ki A 5 decimal'dan büyük. A da zaten bizim port 0'ımız. O yüzden carry 0 ise ne yapıyordu? Carry 0 ise aksi halde çalışacak. Aksi haldemiz port 3'e 0.0 yüklemek. Küçük ise demek de carry 1 olacak. Burada carry 0 olacak. O zaman gel kerimiz 0 ise x'e dallandığımızda move port 3'e gel kare 0.0 hexadecimal sayısını yerleştir. Buradan tekrar s jump başlayıyla yukarı gidelim. Fakat kerimiz 1 ise aşağı inecek. Çünkü jump carry değil, jump not carry. Jump not carry 0 ise, 0 değilse bir aşağıdaki koddan devam edecek. O zaman carry'miz 1 anlamına geliyor. Carry'miz 1 ise de ne yapacaktık? Port 3'e FF yükleyecektik. Geleceğiz. Port 3'e virgül kare 0 FF hex dediğimizde işlemi tamamlamış olacağız. Tabii ki hemen buradan da yönlendirmemizi ilgili yere yapmamız lazım. Şimdi ben hep bu basit örnekler olduğu için hep en başa yönlendiriyorum. Hemen gelelim. Denememizi yapalım. Şuradan gelip port 0'ı açalım. Bir de port 3'ü açalım. Tamam. Port 0 ile port 3'ümü açtım. Port 0'dan ilk önce küçük bir veri gelsin. Port 0'ımızı geldik. 3 yaptık şu anda. Gördüğünüz gibi port 0'ımız 3. 3 ise küçük veri gelmiştir. Küçük veri gelmişse de bizim gelecek bazı işlemlere tabi tutacak. Şimdi gelelim başlayalım. İlk komutu derleme işlemi yaptık mı? Evet. İlk önce bakalım nerede kaldı bu komut. Şunu resetleyeyim. Resetledim. Ha, şunu şöyle şuraya alayım da. Evet. İlk önce move A'yı P0 A'ya alacak. P0 da şu anda 255 oluştu. Neyse. Hatta şöyle yapalım.
15 oluşsun. 15 oluştu. 15'ten biz 5 desimalı çıkartırsak sonuç pozitif olacak. Mu A'da 15 var. Clear C yaptık. Clear C yaptık. Sonra geldik sub A'dan 5 desimalı çıkarttık. Ve A'ya yazdık. Zaten 15'ten 5 çıkarsa 10 olur. 10 da 0 A'ya karşılık gelir. Ve jam, carry'miz 0 olduğu için direkt nereye dağılanacak? X'e dağılanacak. X'imizde ne var? Port 3'e 0 0 yüklemek var. Hemen geldik. X'e dağılandı. Gördüğünüz gibi port 3'ü 0 0 yaptı. Tekrar en başa geldi. Bu durumda ben gelip buraya 3 desimal yerleştireyim. 3 desimalı aldık. Gördüğünüz gibi clear C yaptık. C'yi temizledik. Sub A'dan 5 desimalı çıkart. A'da şu anda 3 var. Portu 3 vardı. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2 oldu. Eksi 2 FE durumuna karşılık gelir. Carry biti bilinir. Carry biti 1 olduğu için, 0 olmadığı için X'e dallanmayacak. 1 olduğu için aşağıdan devam edecek ve port 3'ü FF yükleyip tekrar en başa gelecek. Ve siz artık burada istediğiniz gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Şimdi diğer bir örneğimiz, tabii ki bu bizim carry testiyle ilgiliydi. Carry testiyle ilgiliydi. Şimdi geldik. Bu sefer akümülatör ile karşılaştırma. Ben şu durumda bir bakayım. Kayıtlarımız devam ediyor mu? Devam ediyor. Tamam. Şimdi akümülatör testi de önemli arkadaşlar. Akümülatör testi de önemli. İki sayının karşılaştırması işlemi yapacağız akümülatörle. Ama biz deminden carry bitini test ediyorduk. Şimdi akümülatörü de test edebiliyoruz. Akümülatör test işlemi vardır. Bakalım burada bir şeyler karşılaştırıyor muyuz? Evet, burada bizim karşılaştırma komutlarımız burada. Şimdi biz şu ikisini gördük. Jump carry, jump not carry gibisinden gördük. Şimdi JZ ve JNZ komutlarını göreceğiz. JZ ve JNZ komutlarını göreceğiz. JZ ve JNZ komutları nedir arkadaşlar? JZ ve JNZ komutları akümülatör test komutlarıdır. Akümülatör test komutlarıdır. JC ve JNC nasıl carry bitini test ediyorsa JZ komutları da A'yı test ediyor. Jump 0 ise jump not 0 ise nereye jump? X'e. Nereye jump? Y'ye. Artık etiketleri bilmiyorum. Jump 0 arkadaşlar. A eşittir 0 ise X'e dallan. Bu da A eşit değildir 0 ise Y'ye dallan şeklinde açıklayabiliriz. Yine bir if şartı var. Tabii if şartı var. Ama bu if şartı bu sefer if A eşit eşit mi 0 mı? Yoksa if A eşit değil 0 ise gibisinden iki tane sual soruyorsunuz. If şartımız bu sefer A üzerinden gidecek. Şimdi burada ilk örneğimiz şu şekilde. İki sayıyı karşılaştırmak istiyorum. İki sayıyı karşılaştır. Yine A ve B gibi iki sayımız var. İki sayıyı karşılaştırmak istiyorum. Mesela port 0'dan gelen veri 0 F ise port 3'e FF yaz mesela. FF yaz. Ya bak, direkt burada iki sayıyı karşılaştıracağım. Port 0 0 F yani 15 decimal ise port 3'e FF yaz. Aksi takdirde, aksi halde port 3'e 0 1 decimal yaz gibisinden bir örneğimiz olacak. 0 1 decimal gibi örneğimiz olacak. Fakat bu sefer bizim karşılaştıracağımız mevzu carry olmayacak da zero'luk, yani çıkartma işlemi yapıyorsun. A, şimdi biz çıkartma işlemi yaptığımızda sub dediğimizde A virgül kare 5 decimal dediğimizde yaptığımız işlem neydi? A eşittir A eksi 5 decimal. Yani bu sonuçta buradaki A 5 ise A'mız sıfırlanacak. A'mız 6 ise 6'dan 5 çıkartacağımız için yeni A'mız birlenecek. Yani jump 0 durumu ne zaman çıkacak ortaya? Demek ki A burada 5'e eşitse A 0 olacağı için, yani ne oldu? A'mız 5 gelmişse, şunu renkli kalemle yapalım. A'mız 5 gelmişse daha önceden 5'ten 5'i çıkartacağımız için A'nın yeni durumu 0 olacak. Demek ki bir eşitlik durumu söz konusu. Eşitlik durumunu A'nın 0 olmasıyla karşılaştıracağım. Ama burada A
6 gelmiş ise 6'dan 5'i çıkarttığımızda A'nın yeni durumu 1 olacağı için zero'luk bir durum yok. Sıfırlık bir durum yok. O zaman da yani yine bunu kullanabiliriz ya da jnz komutunu yine kullanabiliriz. İkisini de kullanabiliriz her iki durumda da. Ama fakat bu sefer dallanacağımız yerleri belirlememiz lazım. Dallanacağımız yerleri belirlememiz lazım. Şimdi gelin bunu ilk önce kağıtta yazalım. Belki kağıtta daha iyi rahat anlaşılır. Eğer kağıdı sevmiyorsanız videoyu birazcık ileri alırsınız. Orada izlersiniz. Şimdi gelelim. Ne dedik? Bizim problemimiz port 0 15 decimal ise port 3'e FF yaz. Aksi halde port 3'e 0.5 decimal yaz dedik. Şimdi bu işlemi jump zero ile yapmak istiyorum. Jump zero ile yapmak istiyorum. Tabi bunu JC ile yapabilir misiniz? Ya da JNC ile yapabilir misiniz? Bir düşünün. Çünkü ben bunu yaparken karşılaştırma işlemleri yapmıştım. Sanki burada da JZ'de de eşitlik ya da eşitlik olmadığı durumları. Eşitlik ya da eşitlik olmadığı durumlarını JZ veya JNZ komutlarıyla yapacağım. Şimdi gelelim kodumuzu yazmaya arkadaşlar. Hemen ilk önce diyoruz ki port 0. O zaman port 0 gel. A'yı al hemen. Kare şey port 0. Geldik port 0'ımızı A'yı aldık. Şimdi port 0'da ne var ben bilmiyorum. Belki 15 decimal var. Belki yok. Ama 15 decimal port 3 port 0 15 decimal ise ben yapacağım işlem buydu yani. Ben onu bilirim. Ben başka bir işlemi bilmem. Geleceksin hemen bir çıkartma işlemi yapacaksınız. Clear C de tabii ki. Ama Clear C'yi kullanmayacağım şimdi ama yine yazalım. Sub diyorsun. Sub diyorsun. A virgül ne diyeceksiniz? Kare 15 decimal. Yani A eşittir. A eksi 15 decimal yaptık. Şimdi port 0'dan A'ya A'yı çıkarttığımıza göre şu anda A'da port 0 var. Port 0'dan 15'i çıkartıyorum. Tekrar A'ya yazıyorum. A'dan 15'i çıkartıp A'ya yazıyorum. A tabii ki burada port 0'dan ben gidip 15 ayarlamışsam 15'ten 15'i çıkartacağım için A'nın yeni durumu 0 olacak. Ama port 0'dan 16 gelmişse de A 16 olacağı için 16'dan 15 çıkartacağım. A 1 olacak. Bu sefer de 0 olmayan bir durum ortaya çıkacak. Şimdi buraya geldim. İlk önce jump 0x diyeyim arkadaşlar. Eğer buradaki durum A eşittir 0 ise sorusunu soruyorum. Sorum o şu anda. X'e dallan. A eşittir 0 ise demek ki ben ne yapacaktım? Demek ki port 0'dan gelen veri 15'e eşit. Ben 15'e eşit ise zaten port 3 FF yazacaktım. Öyle bir sorgu soruyorum. O zaman gel move port 3'e kare 255 decimal yaz. Yani bunun eşitliği kare 0 FF hex'tir. Geldiniz yaptınız bak tamam mı? Sıkıntı yok. Şuraya ekstradan yazdım. Ama 0 değil ise yani port 0'dan 15'e eşitlik durumu olmayan bir sayı geldiyse de aşağıdan devam edecek. Çünkü bu 0 olma durumu. Jump 0. 0 ise atla. 0 gelmedi. O zaman bir aşağıdaki koddan devam edecek. Oradaki görevim de benim move port 3'e 0.5 decimal yerleştirmek. 0.5 decimal yerleştirmek. Fakat buradan benim hemen yönlendirmemi yapmam lazım. Yönlendirme yapmazsam komut tekrar buraya geleceği için çalışmaya başlar. Bu sıkıntılı durum. Bunu istemiyoruz. Buradan tekrar şuraya K'ya gelsin. Jump K dedim. Buraya da S jump K diyerek işi tamamlamış olacağım. Bakın burada büyüklük küçüklük durumunu test etmedim. Büyüklük küçüklük durumunu carry'den yapıyordum. Eşitlik durumunu, eşitlik olma durumunu bu sefer A üzerinden yaptım. Çünkü yaptığımız işlem A eksi bilmem bir ifade. Bu ifadeden A 0 da gelebilir. A 0 olmayan bir değer de gelebilir. A 0 ise bir eşitlik olma durumu var. A 0 değil ise de eşitlik olmama durumuyla gidip belirli bir yere yönlendirebilirsiniz. Burada da çıkartma işlemi yaptım. Burada da çıkartma işlemi yaptım. Fakat burada büyüklük küçüklük durumunu carry'den baktım. Burada eşitlik olup olmama durumunda A'dan baktım. Sapla carry testi yaparak eşitlik durumu yapabilir miyiz? Bir düşünmeniz lazım. Yani düşünsenize ben A'ya 5, B'ye 3 verdim. A'dan B'yi çıkarttım. Carry testi yaparak
büyüklük, küçüklük durumu yapabilirken eşitlik durumunu yapabilir miyim? Tam tersi soru. Jump 0 ile ya da jump not 0 ile büyüklük, küçüklük durumunu yapabilir miyim? Karşılaştırma yapabildiğimizi gösterdim zaten. Gelin bu kodu hızlıca yazalım arkadaşlar. Ama buradaki gibi yazmayacağım. Bu sefer nasıl yazalım? JNZ'lisini yazalım. JNZ'sini yazalım bunu. JNZ komutlusunu yazalım. Hemen keylim açıyorum. Keylim açıyorum. Şuraya kadar zaten aynısı. İlk önce move AP0 P0'daki bilgileri aldım. Çıkartma işlemini 15 eşit mi diye bakacaktık. Port 0'dan gelen bilgi 15'te eşit mi diye. JNZ diyelim. Bir KK diye bir yere atlasın. Evet. Demek ki JNZ not 0. Yani 0 değil ise, 0 değil ise görevimiz neydi? 0 değil ise KK'ya atladı. 0 değil ise port 3'e 5 decimal yazmaktı. Move geldik. Port 3'e virgül kare 5 decimal gibi bir veri yazdım. Buradan sjump başlayla yukarı atladım. Aksi halde ne yapacaktı? Not 0 ise. Peki 0 ise, yani eşitlik durumunda aşağı gidecek. Çünkü 0 gelmiş, 0 gelmiş. Bu not 0 durumunda atlayacak. 0 değilken atlayacak. 0 iken bu sefer aşağı inecek. 0 tam tersi çalışıyor tabii. JZ tam tersi çalışıyor. Bunu kağıtta anlatmıştık. 0 ise aşağı gelecek. Aşağıda da amacımız port 3'e gelip kare 0 FF hex yazmak. Yani buradan da tekrar hiç buraya tekrar atlamadan sjump başlaya geri gelsin. Derleme işlemimizi yapalım. Çalıştıralım ve görelim nasıl çalışıyor. Geldik. Çalıştırdık. Clear C. A'dan 15 decimal çıkartacağım. Şu anda A'da FF var. A'da ne var? Port 0 var. Tabii ki 255 15'e eşit değildir. Not 0'luk bir durum oluşacak. Not 0'luk durumda KK'ya atlayacak. Geldik. Not 0'luk bir durum oluştu. Çünkü burası ne demekti? A eşittir. A eksi 15 decimal demektir. Çıkartma işleminden F0 geldi. Gördüğünüz gibi F0 geldi. Bu F0 F0 sıfıra eşit değildir. Eşit değil ise de KK'ya atla demiştik. A sıfıra değil, eşit değilse KK'ya geldi. Bu da port 3'e geldi. 5 desimalı yerleştirdi. Tekrar en başa döndü. Bu sefer A'mız 15 desimalı eşit olsun. 15 desimalı eşitlik için şurayı yapmam lazım. Şu anda 15 desimallık bir durum oluştu. 15 desimal bu muydu? Evet. Geldik. A'da şu anda 0F var. Geldik. SAP'tan A'dan 15 desimalı çıkarttık. Bakın A 0 oldu. A 0 ise bir aşağıdaki komuttan devam edecek. Port 3'e FF yazdı. Ve tekrar işlemler başa dönerek devam etti. Bu da bizim akümülatör testimizle ilgili örneğimiz arkadaşlar. Şimdi başka komutlarımız da var. Tabii bunlarla ilgili örnekler vereceğim çalışma soruları. Bu çalışma sorularına muhakkak bakarsınız. Kayıt devam ediyor. 43 dakika olmuş. Şimdi geldik. Ders notumuz nerede? Ders notumuz evet burada. Şimdi geldik daha güzel bir komut. Compare jump not equal diye bir komutumuz var arkadaşlar. Bu çok sevdiğim bir komut. Çünkü arka tarafta ikili olarak çalışıyor. Ben bu ikili ne demek olduğunu derste ayrıntılı olarak anlatırım size. Burada çok o yapının içerisine girmeyeceğim. Compare jump not equal. Yazalım şuraya. Pardon. Compare karşılaştır demek. Compare jump not equal. Ne demektir arkadaşlar? Compare iki sayıyı karşılaştır. Eşit değil ise atla. İki sayıyı karşılaştır. Eşit değil ise atla. Tamam arkadaşlar, komut bu. Yani deminden biz karşılaştırma işlemini JZ yapmıştık. JNZ ile yapmıştık. JC ile JNC ile de bir karşılaştırma işlemi yaptık. Bundan büyüktür, küçüktür. Buna eşitlik durumu ile ilgili
karşılaştırmalar yaptık. Şimdi daha güzel bir komut olan compare job not equal. Şimdi bu iki şeyi kapsıyor derken işte bu ikisini de kapsıyor. Arka taraftaki iki teknolojiyi de kullanıyor. Nasıl kullanıldığını derste ilk derste anlatırım. Şimdi ben sadece bunun kullanım tarzını göstermek istiyorum size. Compare job not equal. Şimdi deminki örneğimiz vardı ya, şu deminki örneğimiz. Bunu onunla yapalım bu sefer. Bu işlemi yani ne yapmıştık burada? Port 0'ımız 15 decimal ise port 3'e FF yaz demiştik. Aksi halde port 3'e 00 yaz demiştik. Pardon, 05 decimal yaz demiştik. Şimdi burada karşılaştır eşitlik durumu var. Ve de büyüklük küçüklük durumu da var mı? Tabii ki var, ama o büyüklük küçüklük durumunu biz JC, JNC ile yapmıştık. Eşitlik durumunu JZ ve JNZ ile. Şimdi eşitlik ve büyüklük ve küçüklük ile ilgili bir komutumuz var. Compare job not equal. Şimdi bu çok düşünmeyin. Buradaki amacımız iki sayıyı karşılaştır, eşit değil ise atla şeklinde çalışacak. Nasıl çalışıyor arkadaşlar? Şöyle komut şu. Compare job not equal. JJNE şeklinde yazılıyor. JJNE şeklinde yazılıyor. Komut şu. C, J, N, E. İki sayımız dediğimiz ne? Sen hangi iki sayıyı istiyorsan. A virgül R 0. Ya da A virgül 0, 0 hex. Ya da A virgül port 0. Ya da A virgül sabit bir sayı 15 decimal. Başka belki şuralar R 0 da olabiliyordur. Bakarız. R 0 ile A da belki oluyordur. Bakalım yani çalışıyor mu? Tabii bu kadar mı? İki sayıyı karşılaştır. Eşit değil ise x'e atla. Eşit değil ise x'e atla. Eşit değil ise x'e atla. Eşit değil ise y'ye atla. Eşit değil ise y'ye atla. Yani eşitlik olmadığı durumda atlıyor etikete. Eşitlik olmadığı durumda da etikete atlıyor. Eşitlik durumunda kod bir aşağıdan devam ediyor. Eşit hani a eşittir r 0 değil ise x'e dallanır bu. Dallan. Aksi halde bir aşağıdaki komuttan da devam eder. Şimdi deminki örneği bunu yapalım. Deminki örneğimizi nasıl yapmıştık? Şu şekilde. İlk önce move'la A'ya geldik. Port 0 atadık. Port 0 A'ya aldık. Hemen soru soracağız. Ne demiştik? Port 0 15 decimal ise 15 decimal ise soralım sorumuzu. Compare job not equal. A'mız yani port 0'ımız. A'mız kare 15 decimal ise x etiketine atlansın. Eşit değil ise x etiketine atlayacak. Eşit değil ise x etiketine atlayacak. Eşitlik olmadığı durumda benim amacım 0.5 decimal yazmaktı. O zaman gelip ben şöyle bir x etiketini yazayım. Aşağı yazmak her zaman taraftarıyım. Eşitlik değilse 15 desimli eşit değilse x etiketine atlan. X etiketinde yapacağım şey şu. Move port 3'e kare 0.5 desimli yazmak. Eşit ise ne yapacaktık? Port 3'e FF yazacaktık. O zaman gel buraya da move port 3'e kare FF hex yaz. FF hex yaz. Ve buradan da tekrar S jump K'ya git. K'mız da burası olsun. Buraya da S jump K diyelim. Bakın deminkisinden daha hızlı bir versiyon oldu. Tabii ki başka şeyler de yapabiliriz. Eşitlik olmadığı durumda X etiketine atlayacak. Eşitlik olduğu durumda atlamayacak. Bir aşağıdaki satırdaki koddan devam edecek. Şimdi bunu da yapalım arkadaşlar. Kodunu gelip yazalım hemen hızlı bir şekilde. Hemen sorumuzu soruyoruz. Compare job not equal. A'mız kare 15 yani 0 f hex yazayım bu sefer. Virgül x etiketini atla. X etiketine geldik. Yazıyorum x etiketini. X etiketini ne yapacaktık? Demek ki A'mız 15'e eşit değil ise x'e atlayacaktır. Demektir ki şuna karşılık geliyor. Move port 3'e gelip kare 0.5 hex yaz demek.
ve s jump başla demem lazım. Eşit ise ff yaz demiştik. Yani port 3'e gel kare 0 ff hex yaz demiştik. Buradan da ben s jump başla ile yönlendirmemi yapabilirim. Gelelim testimize yapmaya. Şimdi ilk önce port 0'da 255 olsun. Geldik. A'da şu anda FF var. A ile 0 F hex'i karşılaştıracak. A ile 0 F hex'i karşılaştıracak. Eşit ise aşağıdan. Eşit değil ise X'e dalanacak. Şu anda eşit olmadığı için X'e dallandı. Port 3'e 5 decimal yazdı. S çarpı H ile başa geldi. Gelsin bu sefer 15 olsun bizim değerimiz. A'da şu anda 15 var. Karşılaştır. A ile 15'i karşılaştır. 15 15 eşit olduğu için eşitlik durumunda atlamayacak. Ve bir aşağıdaki satırdan kod devam edecek. Port 3'ü FF yükleyip tekrar dönecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolaylıkla karşılaştırma compare jump not equal ile kullanılabiliyor. Benim en sevdiğim karşılaştırma komutudur bu. Hem çünkü rahat, yani neyle neyle karşılaştıracağınızı biliyorsunuz. Yukarıda bazı yerlere bağlısınız. Mesela jump 0'da jump not 0'da A'ya bağımlısınız. Jump carry'de jump not carry'de carry'e bağımlısınız. Ama burada direkt iki sayıyı karşılaştırabiliyorsunuz. Şimdi yeni bir testimiz daha var. Bu testi anlattıktan sonra bir ara vereceğim. Şimdi bu sefer de son testimiz kaldı. Şimdi neyi test ettik? İlk önce C'yi test ettik. Sonra A'yı test ettik. Sonra iki sayıyı karşılaştırabildik. Şimdi bir de bir biti test etmek. Test et. Şimdi C bitini test ettik zaten. Bu A bir byte'dı. Bu compare jump not equal 2 byte'ı test ediyor. Ama 1 biti derken neyi test etmek istiyoruz? Örneğin P110 ise, bak burada bir bit var. Başka ne gibi? Mesela PSV'nin 3'ü 0 ise. Mesela bak soru soruyoruz ise. Demek ki burada bir biti test etme gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunun komutu da çok basit. Bu JC'ydi, bu JZ'ydi, bu compare jump not equal'du ya da bu JNC'ydi, bu da JNZ'ydi. Bunun da komutu bir biti test edeceğimiz için ve bit testi de yine jump'la jump bit ya da jump not bit x etiketi. Bitimiz, pardon şurası yanlış oldu, jump bit jump bit P mesela 1 x etiketine dallan. Jump not bit P 1 virgül y etiketine dallan. Yani burada ne diyorsunuz arkadaşlar? Burada dediğimiz şey şu. P 1,1 ise x'e dallan. Not bit dediği de 0 ise. P 1 0 ise y'ye dallan demiş oluyorsunuz. Bunları yani jump bit dediği buranın 1 olup olmadığını sorguluyor. Jump not bit'te P11'in 0 olduğu durumu sorguluyor. P11 0 ise y'ye dallanacak. P11 ise x'e dallanacak. İkisini de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ben daha çok pozitifleri kullanıyorum. Yani negatif soruları fazla kullanmıyorum. Ama ikisini de kullanabiliriz. Yani hiç basit yani. Sonuçta bir farkları yok. Sadece yönlendirmeler birazcık yön değiştirebiliyor. Mesela şöyle bir şey yapalım. P11 hatta aynısını soralım ya. P11 1 ise, yani bir tane buton olsun. Butona bastığımızda 1 durumu, butona basmadığımızda 0 durumu oluşacak. Buton dediğimiz şöyle. Şimdi şurada bir tane buton olsun. Bu da toprağa gitsin. Şurası da P11 olsun. Şurası da P3-1 olsun. P3-1'e bağlı da bir LED olsun. Şurada LED'imiz var. P1-1 ise P3-1'i yak. P1-1-0 ise
T3-2'yi yak. Böyle bir sorumuz var yani, tamam mı? Böyle bir sorumuz olsun. Burada testimiz bak P1-1'i bir soru işareti koyduk. 1 mi 0 mı diye. 1 mi? P1-1'imiz 1 mi 0 mı diye soru sorduk. Şimdi yapacağımız işlem aynı yukarıdaki gibi. Ama bu sefer yine yönlendirmelerle. Bak bunların hepsi bu da bu da. Compare jantnat 2 oldu. Jantnat bitti. Hepsi tek tek atlamayla ve etikete gitmeyle ilgili çalışıyor. Bizde mikro işlemcide if komutunun karşılığı bu arkadaşlar. Yani 4 tane karşılaştırma komutumuz var. Carry, A, CJN ve jump bit, jump not bit şeklinde. Şimdi sorumuz yine aynı şekilde devam edecek. P1-1'i soruyorum. Kardeşim sen 1 misin 0 mısın? 1 isen şuraya git, 0 isen bunu git gibisinden yapacağız. Yapacağımız şeyi hemen başlayalım. Hemen soralım. Jump bit. P1-1. X'e git. Bu kadar. Bitti. P1-1 1 ise X'e dallanacak. X'imiz de burası olsun. Ne yapacaktı orada? Set bit P1-1 1 ise P1-1 1 ise P3-1 yakacaktık. Set bit P3-1 şuraya da Z diyelim. S jump Z dedim. Ama 1 değil ise JB P1-1 X dediğimde P1-1 1 ise X'e dallandı. Aksi halde bir aşağıdaki satırdan devam edecek. Yani 0 ise aşağı satırdan devam edecek. Aşağıda da ne yapacak? Clear P. Evet pardon. Orada da P3-2 yakacakmışım. Set bit P3-2 diyerek de yakacağım. Tekrar yönlendirmemi yaparak işlemlerime devam edeceğim arkadaşlar. Olay bu kadar basit buradaki. Bakın gelin bunu yapalım hemen hızlı bir şekilde. Ne dedik? Amacımız test yapmak. Neyi test yapıyoruz? Amacım P1-1'i test yapmak. Jump bit P1-1'i test et. Test ediyorum. Ne dedim? P1-1 1 ise X'e dallan. X etiketimiz de burası. Burada yapacağımız şey set bit P.3.1'di. Geldik. Bunu da şöyle güzel olsun. Şöyle alalım. Tekrar burada S jump başlaya gitsin. S jump başlaya gitsin. Bir değil ise bir aşağıdaki satırdan devam edecek. Orada set bit P3.2 demiştik. Gelecek burada S jump başlaya gidecek. Bir ise P1-1-1 ise X'e gitti. Görevini yaptı. Ama 0 ise dallanmayacağı için bir aşağıdaki satırdan kod devam edecek. Ve oradaki amacımız da P3-2'yi yakmaktı. Gelelim. Şöyle açalım. Neyi kullanıyoruz? Port 1'i kullanıyoruz. Port 0 yok bu sefer. Port 3'ümüzü de açalım. Şuradan port 3'ümüzü de açalım. Pardon. Port 3 de port 1'i. Port 1'imizi de açtık. Ne dedik? Bakın şunların hepsini ben sıfırlayayım bir arkadaşlar. Hepsini sıfırlayayım bir. Şimdi dedik ki P1-1'i test et. P1-1 1 mi şu anda? Hayır 0. 0 ise kod aşağıdan devam edecek. Set bit P3-2 yaptı. Tabii P3-2 şu anda yanık olduğu için halen yanık olarak kaldı. Tekrar resetleyeyim. Geldik. Pardon. Resetleyeyim. Şunlar eksik halini almış. Evet çalıştıralım. P1-1 1 mi? Değil. X'e dalanacak. 1 yapalım onu. P1-1'i 1 yapalım. P1-1 pardon P1-1 burası değil ki. P1-1 burası. P1-1'i 1 yaptık. Yani P1-1'i şurayı 1 yaptım. Logic 5 yaptı. Şey gerilim olarak 5 volt verdim. 1 mi? 1. O zaman X'e dallan. Dallandı. Buradaki amacımız set bit P3-1. P3-1'i de şöyle bir bunların port 3'leri bir sıfırlayayım. Geldik. Tak diye baktığımızda bak P3-1 birlendi. Tekrar başa geldi. Tekrar geldi. Tekrar bak hep çünkü ne? P1-1 hep 1-1 olduğu için hep X'e dallanıyor. P1-1 hep 1 olduğu için hep X'e dallanıyor. Ama P1-1 bir anda değiştirirseniz pardon şurayı değiştiririz. Ne oldu? Pardon ya. P1-1 şu anda şurası. Şunu sıfırlarsak P1-1 sıfır olduğu için bir aşağıdaki satırdan devam edecek. P3-2 yaparak onu da yakacak.
Diğerini söndürmedik. Söndürebilirdik. Söndürmedim şu anda. Bu şekilde bit testi de yapmış olacağız. Şimdi bu kadarlık yeterli. Devamını galiba yarın çekeceğim. Görüşmek üzere bir dahaki derste.